Yapı Fuarı'nı gezmeye ve yapı sektörüne sunulan yenilikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda çeşit çeşit dış cephe kaplamalarının bulunduğu bir standın önündeyiz. Yanımızda firmanın satış ve pazarlama koordinatörü Sayın Abdullah Yaylı var. İyi fuarlar diliyoruz sizlere. Neler sergiliyorsunuz standınızda? Hekim Yapı, Türkiye'nin ilk otoklavlı fiber sement levhasını 2001 yılında üreten firmadır. Yakın coğrafyamızda bizden başka bu ürünü üreten bir firma yok şu anda. Levhamızın genel karakteristiği bir yapı kaplama levhasıdır. Ama bunun yanında birçok da üstün özelliği vardır. Bu levhalarımızı yapının her alanında kullanabiliyoruz. 6 milimden 20 milim kalınlığa kadar bütün kalınlıklarda üretilen levhaları zeminden tavana kadar iç yüzeylerde ve dış yüzeylerde çok rahat işleyebiliyor, çok rahat kesebiliyor ve her bölgeye uygun olarak kullanabiliyoruz. Bunun yanında birçok kaleme de hitap ediyoruz. Sandviç panel olarak bilinen dış cephe kaplaması yine ürünler, EPS olarak bilinen yalıtım malzemeleri, aynı zamanda holding bünyemizde de prefabrik sektörüne hitap eden 3 tane büyük firmamız var. Diğer muhtelif alanlarla da toplam 12'ye yakın firmamız faaliyet gösteriyor. Peki dış cephe kaplamasının yapı için önemi nedir? Tabii tarihsel süreci içerisinde bakarsanız dünyanın enerji kaynakları sonsuz değil ne yazık ki ve hızla tükeniyor. Yapılarda enerji sarfiyatı yazın soğutma anlamında, kışında ısıtma anlamında ciddi enerji tüketimine sebep oluyor. Binalarda yalıtım özellikle bu noktada daha uzun süreli enerji kaynaklarının kullanımını, rezervlerin daha uzun süre elimizde kalmasını sağlayacak. Daha az tüketim bizim kaynaklarımızın daha uzun süre yetmesine sağlayacak. Artı dış cephe kaplamalarımızın doğal olması, doğaya herhangi bir zararının olmaması da önemli. Burada da dış cephe ürünlerini seçerken dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere mutlaka yanmaz olması gerekiyor. Özellikle kamusal alanlarda veya toplu kullanımın olduğu tiyatro, sinema vesaire gibi alanlarda yangınlarda A1 sınıfı malzemenin tercih edilmesi gerekiyor. Yangın esnasında herhangi bir zararın oluşmaması için. Bunun yanında ürün kullanıldıktan sonra veya üretim aşamasında mutlaka fireler oluşuyor. Bunların da doğa tarafından bir an önce emilmesi gerekiyor. Doğaya da zararlı olmaması gerekiyor. Bunların yanında binaya iyi de bir yalıtım sağlaması gerekiyor enerji verimliliğini artırmak için. Bizim ürünümüz de çok yüksek bir ısı yalıtım değerine sahiptir. Bu anlamda hem yalıtımı sağlamak hem yangın sınıfını A1 olarak düzenlemek hem de doğaya saygılı olması açısından özellikleri olan bir ürün.